Gazeteci Süheyla Kaplan aktaracak. Kendisi Skype hattımızda. Süheyla, hoş geldin yayınımıza. Sözü sana bırakıyoruz. Merhaba Ebru, Almanya'da enfeksiyona karşı koruma yasasını ile ilgili tedbirler dün Temsilciler Eyalet Meclisi'nde kabul edilmişti ve jet hızıyla daha sonra Cumhurbaşkanı imzaladı ve yarından itibaren yasa uygulamaya başlanacak Almanya genelinde. Buna göre İnsidans seyrinin son 7 gün içerisinde 3 gün arka arkaya 100'ün üzerine olan bölgelerde bir kapanma süreci yaşanacak. Yani acil fren çekilecek. Şu ana kadar bazı eyaletlerde 21'di. 21'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Buna göre 100'ün üzerinde olan inzidans seyri Almanya genelinde akşam 22'den, 21 değil, 22'den sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getiriliyor. Yine inzidans seyrinin 7 gün içerisinde 200'ün üzerine ulaşan 3 gün boyunca arka arkaya 200'ün üzerine olan bölgelerde ise inzidans seyri okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Bunu öngörülüyor. Ancak muhalefet partileri dün karşı çıkmıştı Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada. Nitekim Hür Demokrat Parti söz konusu tasarının Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye çalışıyor. Bunun engellenmesini istiyor. Almanya'da aşı kampanya stratejisinde bir olumlu sinyal verildi. Federal Sağlık Bakanı tarafından, Devlet Bakanı tarafından da bu doğrulandı. Alman medyasına yansıyan haberlere göre. Buna göre eğer bu süreçle giderse, bu hızla giderse Mayıs ayı sonu itibariyle aşı öncelik sırası kaldırılacak ve tüm vatandaşlara aşı uygulanabilecek. Şu ana kadar BioNTech aşısı var, uygulanıyor Almanya'da, AstraZeneca aşısı uygulanıyor, Moderna aşısı ve aynı zamanda Avrupa İlaç Ajansı'nın bazı bulguları değerlendirmesinden sonra da Amerika, ABD menşeli Johnson Johnson aşısının da uygulanabileceği belirtildi. Johnson Johnson aşısının diğer aşılardan farkı ise iki doz değil, tek doz aşıdan oluşması. Peki son veriler nelerdir? Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya'da son 24 saat içerisinde 27.543 yeni vakaya rastlandı. 265 kişi de COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Düne oranla son 7 gün içerisinde görülen insidans değeri ise artış gösterdi. Buna göre 164,0 olarak belirlendi. Bunlar genel olarak öne çıkan COVID-19'la ilgili haberler, gelişmeler. Peki ülkede, daha doğrusu Almanya'da başka ne gibi gündem var? Almanya Yunan adalarından sığınmacı alımını tamamladı. Dün bir kafile 103 kişiden oluşan son sığınmacı kafilesi Almanya'nın Hannover kentine ulaştı. Çünkü Almanya geçen yıl Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından 5 Yunan adasından sığınmacı kabul edeceğini açıklamıştı. Böylelikle 103 kişi Almanya'nın Hannover kentine geldi ki son sığınmacı bu adadan ve İçişleri Bakanı Seehofer yaptığı açıklamada 2.750 kadın, çocuk ve erkeğin Yunan adalarından getirilmesinin işleminin tamamlandığını belirtti ve sonra tabii bu sığınmacılar eyaletlere göre 12 eyalet tarafından dağıtılacak, kabul edilecek. Çünkü Hannover'e gelen uçakta 48 yetişkin ve 55 çocuktan oluşan 21 aile bulunuyor. Almanya'da eyalet sistemi olduğu için hangi eyalette ne kadar mülteci var, hangi eyalette ne kadar az, bu verilen mevcut kapasiteye göre bir paylaşma yaşanıyor. Dün bir
zirve olmuştu, iklim zirvesi. Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin iklim sorunu çözmek için iklim zirvesine geri dönmenin önemli bir sinyal olduğunu belirtti ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti. ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı video konferans yoluyla iklim zirvesi gerçekleşti ve Almanya adına Başbakan Merkel katıldı ve önemli mesajlar verdi çevre politikası konusunda. Sera gazlarının azaltılmasına yönelik küresel hedeflere ulaşabilmek için dünyanın ABD'nin desteğine ihtiyacı olduğunu ifade etti ve Merkel iklim değişikliğiyle mücadele için hızlı ve kararlı küresel eylem çağrısında bulundu ve böylelikle Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmanın hayati öneme sahip olduğunu kaydetti. Bu mesajlardan da görülüyor ki özellikle ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmesinden sonra Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerin, çünkü Trump döneminde bir takım gerilimler yaşanmıştı, tekrar yumuşama sürecine gidileceği öngörülüyor. Özellikle Almanya-ABD dış politikasında. Son haberimizde Türkiye'de Avrupa'da acil gündem başlıklı. Çünkü Avrupa Konseyi, Parlamenter Meclisi dün acil gündem maddesi olarak Türkiye'yi görüştü ve genel kurulda Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi başlıklı bir rapor, karar tasarısı kabul edildi 16'ya karşı 89 oyla. Buna göre özellikle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki raporterler Türkiye konusunda Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini, parlamenter dokunulmazlığı, Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü konuları ön plana çıkarıldı bu raporda ve böylelikle Ankara hükümetine Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükler bir kez daha hatırlatılmış oldu. Yine aynı zamanda genel kurulda dün Türkiye'deki son gelişmeler masaya yatırıldı ve raportörler yaptıkları açıklamada HDP'nin kapatılmasına yönelik girişimin kaygı verici olduğu belirtildi ve yine aynı şekilde ifade özgürlüğü alanındaki sorunlar, sivil toplum kuruluşlarının serbestçe çalışabilmesi ve gazetecilerin sorunları gündeme taşındı ve raporda Türkiye'yi cezalandırmak veya teröre destek vermek gibi niyetleri olmadığını dile getirdi. Şimdilik Almanya'da öne çıkan genel hatlarıyla başlıklar bu şekilde. Ebru, söz sende. Süheyla Kaplan, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler. ABD'de Biden yönetimi zenginlerden daha fazla vergi alınmasını öngören planı açıklamaya hazırlanıyor.